Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Bugün yine tavan yapan hisselerden 5 tanesini inceleyeceğiz. Özetle bir tanesinin özelinden bu haberimizi hazırlamak istiyoruz. Evet dostlar, Para Bilgi kanalında verilen hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Kanalımıza destek olmak isterseniz de Katıl butonu aktif durumdadır. Cüzi miktarlarda aylık bize destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar net dönem karı %1061 olan hisse bugün tavan yaptı. Yani son ben 15.08'de başladığım haber yazdığımda ve buraya girdiğimde başladığımda tavandı. İnşallah büyük bir ihtimalle öyle devam edecektir. Evet arkadaşlar bunun yanı sıra bugün 4 tane daha hisse sizlere göstereceğim. Tavan yapan ama bugün tavan yapan hisseler çok. Evet. Her şirketin bir hikayesi var ve bu hikayeler yavaş yavaş şekillenip günü geldiğinde ortaya çıkıyor. Erciyaz Çelik Boru Sanayi Anonim Şirketi bugün tavan yaptı. Büyük çaplı çelik boruda Avrupa liderlerinden ve demir yolu sektörlerinde Türkiye'nin lider yatırımcılarından birisi olan Erciyaz Holding Anonim Şirketi arkadaşlar açıklamış olduğu bilanço ile son çeyrekteki net yüzde 1061 dönem karı ile arkadaşlar bugün 104 liradan başladığı güne 114.40 lirayla şu anda tamamlamak üzere. Evet. 104.80-114.40 aralığı. ve buradan bakalım arkadaşlar programımızdan. Şöyle size göstereyim. Büyüteyim herkes daha rahat görsün. Evet. Erciyas'ın 2022 9. ay satışları 2 milyar 505 milyonmuş. Kusuratları söylemiyorum. 128 milyon da 2021 9. aydaymış. Tam arkadaşlar %1856 fazla yukarıda. Brüt kar %4512 fazla arkadaşlar. 475 milyon brüt kar elde ederken şirket 2022 9. ayında 2021 9. ayında 10 milyon elde etmiş. Fabok 2022 9. ayında 284.950 milyon iken 2021 9. ayında 9 milyon 540 bin, 9 milyon 540 bin liraymış. Ve arkadaşlar net dönem karı 82 milyon 886 bin 792'ye yükselmiş. 2022'nin 9. ayında daha önce 2021'in 9. ayında 7 milyon 140 bin liraymış. Evet dönem varlıklarda %17. Ee, duran varlıklarda %10 ve net borç, borçta %15. Öz kaynaklarda %14 artış var. Net, net borçun %15 artması öz kaynakların artışıyla arasındaki oran fazla olduğu için kapatıyor arkadaşlar. Evet. Çeyreklik net kar tablolarına baktığınızda da 2022 sonunda inanılmaz bir artış var. Yüzde 1061 det dönem kere. Evet. 3 tane not çıkardım arkadaşlar Erciyes ile ilgili. Doğal gaz ve petrol boruları ile ilgili iş ilişkileri ve yeni potansiyel büyük projeleri var şirketin. Akıllı vagon yatırımı var. Ve geleceğin en önemli konusu olan Hyperloop TT'ye tedarikçi ve yatırımcı olması şirketin geleceği açısından önemli gözüküyor arkadaşlar. Evet. Eğer cihaz 114 lira üzerinde ya da işte bu haftayı kapatırsa bir yorum olarak söylüyorum. Yeni hedef 130 lira olabilir. Ama bunların hepsi yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bir tablo daha hazırlanmış. Bu tablo üzerinden de bakalım. Öz sermaye 1 milyar 742 milyon. Ödenmiş sermaye 77 milyon. Net kar 82 milyon. Güncel piyasa değeri 8 milyon 90 8 milyar 90 milyon arkadaşlar. 104 lira üzerinden 8 milyar 90 milyon 114 lira şu anda daha fazla tabi bu rakam. Fk oranı hissenin güncel 80.54. Ama burada sektörün güncel Fk oranı ise 6.65. İşte bu yönüyle hissenin biraz pahalı olduğu gözüküyor arkadaşlar. Zaten PDD'de oranlarına da bakabilirsiniz. Sektör olarak da farklı bir durumda. Yani yıl sonu tahmini kar 110 milyon lira göstermiş burada. Yıl sonu tahmini kar ödenmiş sermaye 1.42. Hisse fiyatında normalde 73 lira 19 kuruş olması gerekir diyor. Ama hisse fiyatı şu anda 114 lira arkadaşlar. Tabi bunların hepsi tahmini ve istatistikler bilgiler. Kesinlikle şirketlerin e, biz mali yapılarını, durumlarını, yatırımların hepsini bilmediğimiz için bize yansıtmıyordur. Bunu bir yatırım tavsiyesi olarak kesinlikle almayın arkadaşlar. Bunu tekrar hatırlatalım. Yani e, mevcut fiyatına göre biraz pahalı gözüküyor. Erciyaz ama e, gelecekle ilgili bir yatırım olduğu için özellikle bütün yatırımcılar, borsacılar bununla ilgi gösteriyorlar. Ve bu geleceğin önemli konusu olan Hyperloop TT'ye tedarikçi olması da çok önemli arkadaşlar. Bunu Çimsa ile birlikte yapıyorlar. Bunu da hatırlatayım. Çimsa ile birlikte yapıyorlar. Evet şu, şu anki durumuna da bir bakalım hissenin. Ee, ben buna başlamadan önce öyleydi. 114'tü şu anda evet, düşmüş yine iyi. %9 bir düşüyor, bir yükselmiş herhalde o anda. %9.33, 9.70'den evet taban yani taban diyebiliriz arkadaşlar. Yani lafımız geri kalmasın. Tavan diyebiliriz. 5 günlük durumu da %20.96 kazanç. Diğer 5 tane şirket, 4 şirket tavan olmuş bugün. Smart Güneş Teknolojileri arkadaşlar tavan oldu. %10'la smart önüne geçilemiyor. Yapmış olduğu anlaşmaları Kanalımıza sürekli yayınlıyoruz. Takip edebilirsiniz eski videolarımızdan. Ee, bir eski dediğim daha 2-3 gün önce de yayınladık. 5 günlük kazancı da 27.32 arkadaşlar. Smart'ın. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bugün tavan olan kervan ise kervansal yatırım holding tedbir işe yaramış. %10 kazanç arkadaşlar. 0.99 ve 5 günlük %6.45 ee, yılbaşından beri. %67.80 ile endeks altı bir gelir elde eden hisse bugün arkadaşlar tavan yaptı. Evet devam ediyorum. Invio Gedik Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi %9.99 yani onunla tavan yaptı arkadaşlar. %30.18'e yükseldi ve 52 haftanın en yüksek değerine ulaştı. 5 günlük kazancı da %27.66. 171.89 ile de yılbaşından beri Ende güzeli bir gelir elde etti. Evet, kervanı yaptık. Invo yaptık, Smart yaptık, RGS yaptık arkadaşlar. Evet. Bu hisselerde bugünü tavan olarak kapatan hisselerdi arkadaşlar. Ayrıca bunların yanı sıra e, kontrol matiye de bakalım. O da iyi durumdaydı. 5-6 tane hisse var gerçi bugün tamamlayan. Evet, Kontrolmatik'te tavana yakın görüyorsunuz %8.98'de. Ee, yukarıda 5 günlük kazancı da arkadaşlar %33.80'e çıktı kontromatiğin. Çok müthiş bir rakam, inanılmaz bir rakam. Evet dostlar. E, Parabilik kanalında verilen bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açarsanız bizi çok çok ne dersiniz? Hepinize bol bol kazançlar.